çevresel düzgün bir basamak elde etmek için madde kaldırmaya aproksimal kenarlardan başlanabilir. Basamağı mezyal ve distalde papil tepelerinden 1 mm daha derinde oluşturduktan sonra vestibül ve lingual alanlara geçiş yapılabilir. İlk aşamada basamak çizgisi tüm yüzeylerde aynı seviyede hazırlanabilir. Ancak hemen hemen tüm dişlerde diş eti çizgisi vestibül ve paletinalde aproksimallere oranla daha apikalde yer alır. Dolayısıyla basamağımızın da bu hattı takip etmesi beklenir. O nedenle bir sonraki aşamada vestibüldeki marjin hattımızı diş etinin yarım milimetre altına taşımamız gerekir. Diş kesiminde daha çok rotasyonel el hareketleri yaptığımız için marjin hattını iki aşamada oluşturmak avantajlı. İlk aşamada dişin etrafında dönerek aynı seviyede basamak oluşturulması hem homojen bir aksiyel eğim hem de eşit kalınlıkta bir basamak elde edilmesine yardımcı olur. İkinci aşamada da aproksimalden vestibüle doğru çeyrek tur hareketlerle marjin hattını diş etinin altına gizliyoruz. Böylelikle hep aynı tarzda hareketler yaparak el hafızası oluşturuyoruz ve basamaklarımız daha düzgün bir şekilde elde ediliyor. Aynı zamanda da tüm aksiyel duvarlar frezin eğimine uygun biçimde şekillenmiş oluyor. Marjinal ve aksiyel şekillendirme tamamlandıktan sonra son aşamada o güzel yüz kesimine geçiyoruz. Yaklaşık 1,5-2 mm'lik madde kaldırdıktan sonra tüm köşeleri yuvarlatıyoruz ve preparasyonu tamamlıyoruz.